Hatay'da kavurucu sıcakta zorlu şartlarda mesaisini sürdüren çobanlar hayvan otlatarak ekmek paralarını kazanmaya devam ediyorlar. Bölgede üreticilerin en zorlandığı konuysa yüksek maaş talepleri nedeniyle çoban bulamamak. Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık şehirlerinden biri olan Hatay'da depremin ardından afetzede üreticiler üretmeye devam ediyorlar. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bu günlerde kavurucu sıcağın en çok zorladığı meslek grupları arasında çobanlar oluyor. Kırıkan ilçesi Karadurmuşlu mahallesinde hayvancılıkla uğraşan çobanlar da sıcak havada zor anlar yaşıyor. Yüksek maaş talepleri nedeniyle çoban bulamayan üreticiler zorlu şartlarda hayvanlarını kendileri otlatıyorlar. Küçükbaş hayvancılık yapan Şevket Taşkıran, yüksek maaş talebinden dolayı çoban bulamadığını belirterek o yüzden hayvanları kendi otlatmak zorunda kaldığını söyledi. Hayvan otlatıyoruz. Havalar sıcak bildiğiniz gibi. Bunaltıyor mu sizi peki? Berbat bunaltıyor. Yani saat 4.30-5'ten aşağı çıkaramıyoruz malımızı. Yem vermek istiyor, yem de çok pahalı. Çok zorluyor, keçilerin sütünü çekiyor. Yani çok zorlatıyor bizi. Peki sen ne yapıyorsun sıcak akşam? Nasıl yani? Ağaçların altında işte duvarların dibinde öyle kendimizi idare ediyoruz. Ha, gördüğünüz gibi yazındayız yani. Şalımızı bağlamasak yürüyemiyor. Çok zor, çok zor. Bu meslek var ya, çekilecek bir meslek değil aslında. İşçi nasıl, işçi bulabiliyor musun abi? Çoban var mı? Vallahi çoban bulamıyor abi. Çoban bulamıyor. Çoban diyor ki ne abi diyor. Bana diyor 30-40 bin lira verirsen gelirim. E bunları nereden, kime vereceksin 30-40 bin? Sen mi geçineceksin, çobana mı vereceksin? Abi ne kadar çoban maaşı şu an ortalama? Vallahi ortalama şu anda yani benim yanıma gelirse 15 milyar, 20 milyar veririm kendisine. 20 bin lira. Ya 20 bin lira veririm. Ama yine yok. Yok yani gelmiş zaten. Çoban öyle çobancılığa gelen yok ki. Çobanlık da zor bir meslek değil yani. Zor bir meslekten. Çocuk işidir. Bak yani bunun yani yapacak adam 15-16 yaşında bir genç çocuk lazım buna. 20 bin lira yok gelmem diyor adam ya. Öyle güneşe bile çıkmam diyor. Kabul etmiyor abi, kabul etmiyor. Yani adam diyor geçinemem ki diyor. Ben diyor ne bileyim çarşının içinde gideyim ben bu parayı kazanayım diyor. Konteynerde yatarım diyor, bundan iyi diyor. Arkamızda şu anda işte 110 tane geçimiz var. Vallahi ben mal sahibiyim. Niye ya diyorsun? Adam mı yok? Adam yok abi. Kimi getireyim? Hadi sen bir tane bul bana gönder. 20 bin lira vereyim ben aylık. Yok. Gelmiyor ki adam diyor. Ben nereye geleceğim 20 bine diyor. Hayvancılıkla uğraşıyor. Şu anda Karadurmuş'un mevkisindeyiz. Nasıl abi? Çok şükür uğraşıyoruz işte. Çok zorluyor da. Ne zorluyor? Yem pahalı, sıcak, yaylım yok. Yani şapka bile dayanmıyor görüyorsunuz. Burada hep 40'ların üstünde yani. Evet, 40, 42, 45 o şeylerde. Çok zor valaş. Bu sene aşırı derecede. Depremden sonra sıcak daha sıcak oldu. Halep.